İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konumuz kentleri yeniden düşünmek ve konuklarım Jean-François Perrouze. Kendisi meslek itibariyle bir şehir coğrafyacısı. 2012-2017 yılları arası Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün müdürü olarak görev yaptı. Halen bu kuruma bağlı bulunan İstanbul Şehri Gözlem Evi'nde görevine devam ediyor. Aynı zamanda da öğretim üyesi. Diğer konuğum Faruk Göksu. Kendisi bir şehir plancısı ve bugünlerde TAK Kadıköy, TAK Kartal, Vizyon Atölyesi ve Muğla 1 Atölyelerinin kurucusu. Bu çalışmaların hepsi de devam ediyor. Ben ilk görseli rica edeceğim. Programımıza geçmeden önce sizinle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Programımızın izleyicileri hatırlayacaklar. Bursa'nın Nilüfer ilçesinin Çocuklar Meclisi, daha sonra kent konseyi ve mahalle komiteleriyle ilgili programlar yapmıştık. Bu katılımcı demokrasi çalışmaları sayesinde geçen hafta Bursa Nilüfer bir ödül kazandı Avrupa'da. Ödülü veren Avrupa Birliği Sürdürülebilir Kentler Platformu Transformational Actions, yani dönüştürücü girişimler konusunda ödülünü kazandı. Tüm Nilüferlileri tebrik ediyorum. Gerçekten çok sevindirici bir gelişme. Ayrıca İstanbul Hepimizin girişiminin de hazırladığı sözleşmeyi bu arada okumanızı öneririm. Çünkü orada göreceksiniz. Bu özellikle katılımcı demokrasi bizim çok önemsediğimiz bir konu. Bu arada ümidimiz bu tür çalışmaların Türkiye'nin diğer kentlerine de yayılması. Tekrar Nilüfer'i canı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi konuklarıma dönmeden önce sizinle bir takım veriler paylaşmak istiyorum. Kentlerde nüfus arttıkça yaşanabilirlik konusu dünyada gitgide önem kazanıyor. Ve bu nedenle de çeşitli kuruluşlar sürekli dünya kentlerinde değerlendirmeler yapıyorlar. İlk görseli alayım lütfen. Size Avrupa Birliği'nin 3 yılda bir yaptığı bir anketin, ikincisine geçelim lütfen, yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Bu 2012'de yapılmıştı, daha sonra 2015'te, şimdi ben 2018'de de bir rapor bekliyorum. Gördüğünüz gibi kentimde yaşamaktan memnunum konusunda, bu arada çalışmaya 4 Türk kenti dahil edilmiş. Bunlar Antalya, Diyarbakır, Ankara ve İstanbul. Kentinde yaşamaktan memnunum konusunda maalesef İstanbul 83 kent arasında 83. Ve buradan ben rakamları görmekte zorlanıyorum ama gördüğünüz gibi Ankara ve İstanbul, yani o 3 yıl içinde en büyük düşüşü Ankara ve İstanbul'da görüyoruz. Bir sonrakine geçelim lütfen. Yaşantımdan memnunum, yaşadığım yerden memnunum. Yine çok üzücü olarak bakıyoruz ki Türk kentleri yine diplerde. Bir sonrakini alalım. Okay. Kentimdeki insana güveniyorum, mahallemdeki insana güveniyorum. Bu konuda da maalesef birbirimize güvende ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Hatta bu konuya Şehir Hepimizin programının konuğu olan Sayın Bekir Ağırdır da sık sık bu konuya değiniyor. İşte endişe ve güvensizlik içinde olduğumuzu anlatıyor. Bir sonrakine geçelim. Bu kent yönetimine güveniyorum konusu, gördüğünüz gibi Ankara ve İstanbul'da 3 yıl içinde ciddi bir düşüş kaydedilmiş. Bir sonrakine geçelim. Eğitim konusunda yine yanılmıyorsam Ankara ve İstanbul maalesef en büyük düşüşleri gördüğümüz bir yerler. Devam. Sağlık hizmetleri en diplerde olmasak bile 4 kentimizde de en büyük düşüşleri görüyoruz. Devam edelim. Yeşil alanlar konusu, en büyük düşüşün İstanbul'da olduğunu görüyoruz ki İstanbul'da yaşayan bizleri şaşırtmayan bir sonuç. Devam.
Kamu alanlar, meydanlar, yaya alanları gördüğünüz gibi Antalya ve İstanbul bu konuda yine ciddi düşüşler görülmüş. Başka bir çalışma bu Arcadis sanırım her yıl Sürdürülebilir Kentler Endeksi hazırlıyor ve 100 kent arasında İstanbul 77. sırada. Gördüğünüz beni dehşete düşüren bir sonuç sosyal konuda 100 kent arasından 90. gelmişiz. Ve son slaydımızı alalım. Economist dergisinin de hazırladığı, Economist Intelligence Unit'inin hazırladığı değerlendirmede İstanbul 140 kent arasından 113. sırada ve 56-57 puan değerlendirmede almış. Burada da gördüğünüz gibi bu 50-60 puan arası alan kentlerde yaşanabilirlik konusunda ciddi sorunlar var kategorisindeyiz. Ve şimdi konuklarıma dönmek istiyorum ve Jean-François sizinle başlayalım. Bu ciddi sorunlar var konusu. Şimdi görüyoruz eğitim, sağlık, hatta hepimiz de biliyoruz ki ulaşım korkunç bizim başlıca sorunumuz ama bu hizmetlerin dışında bu ciddi sorunlar sizce nelerdir? Neler? Teşekkürler. Çok hassas bir soru. Evet, karşı karşıya bulunduğumuz tablo ortada. Ama belki o trafik, işte daimi kazı, ses, gürültü, stresten ötesine gitmemiz evet. lazım. Çünkü bunlar belirtiler. Bunlar evet. semptomlar. Ama bunların arkasında ne var? Belki onu araştırmamız lazım. İlk başta bana kalırsa burada bir yönetişim yorgunluğu var. Ne kastediyorum? Her düzlemde hissedilen bir yorgunluk. Hem tepede, bu siyaset düzleminde ama buna fazla girmeyeceğim, hem tabanda. Evet, 99 sonraki umutlar baya sönmüş bulunuyor. Neymiş? İşte 99 depreminden sonra mahalle ölçeğinde bir işte hareketlenme olmuş ve yurttaşlar kendi çevreye sahip çıkabileceklerini sanmaya başladılar. Ve maalesef bu umutlar çökmüş. Burada ciddi bir umumi menfaatin krizi var ve hiç şehir yönetiminin öncelikleri nedir? Bunlar maalesef tartışılır hale gelmemiş. Bu yönetişim yorgunluğuna dönecek olursak, bu daha somut olarak ne anlama gelir? Çeşit çeşit boyut kapsıyor. İlk olarak bir güven krizi var. Siz demin ona değindiniz. Yurttaşlar arasında, yurttaş ile yönetimler arasında ve bu bir keyfiyet duygusunu besliyor. Bu güven krizi. Aynı zamanda bir güvence krizi. Hayata dair, işe dair, konuta dair, mülke dair bile bir güvencesizlik hissi var. Aynı zamanda o da bence çok önemli bir husus, bir süreklilik yokluğu var şehir yönetişiminde. Çok fazla kısa vadeli ağırlıklı olarak yönetiliyor şehir.
ve işte sunulan politikalar arasında hiçbir süreklilik temin edilemiyor. O da şey sıradan yurttaşlar şey şaşırıyor ve hepimizi şaşırıyor bu süreklilik eksikliği. Bunun ötesinde bir ciddi bir anlam ve anlamlandırma krizi var. Çünkü şey, hayal edilen, sürekli resmen dayatılan ve sunulan İstanbul ile somut olarak yaşadığımız İstanbul arasında artık koskocaman bir uçurum var. Ve bu uçurumla artık baş edemiyoruz sanki. Bu tanık olduğumuz gidişatın anlamı nedir? Neyi işaret ediyor? Bir örnek olarak bu işte bu büyüme, bu güç söylemi hep süregelen, hep bahsedilen bir amaç. Büyüme, daha çok büyüme, daha çok güç. Hiçbir şekilde hayatımızda olumlu bir şekilde yansımıyor sanki. Tam tersi. Tam tersi. Sırf şey, yeni olumsuzluklara, yeni israflara neden oluyor bu büyüme isteği, bu güç isteği. Başka bir deyişle tanık olduğumuz bu hız, bu hırs ne işe yarar? Ve bu sorulara cevap bekliyoruz. Maalesef günlük hayatımızda şey bunun cevabını bulamıyoruz. Ve bütün bunlar o demin görmüş olduğumuz gibi o şehre aidiyet duygusunu şey zedeleyen bir durum. Karar alma mekanizmaları çok karanlık gözüküyor. Ve artık büyük anlatımlardan bıktık. Daha çok şey küçük, çoğulcu, görünmez anlatımlara şey ihtiyacımız var ve bunlara bir an önce şey kulak vermemiz lazım. İşte ilk başta söylemek istediğim bunlar. Şimdi başlangıçta şeyden bahsettiniz, yani mahallenin bir takım ümitleri vardı depremden sonra, fakat şehir yönetiminin öncelikleriyle mahallenin önceliklerinin örtüşmediğini söylediniz. Buradaki örtüşmemezliğin nedeni nedir? Veyahut farklı evet, öncelikler ne? Evet, bu şey... yurttaşlar maalesef sanki çocuklaştırılıyor ve yönetimler işte yurttaşların şey yeteneklerini niteliklerini sanki şey görmüyor. O yüzden şey bir uyumsallaşmama şey durumu var. Yönetim şey politikaları ile tabandaki beklentileri ve çeşitli arasında bence şey o yerel yetenekler, o yerel nitelikler göz ardı edilerek işte çıkmaza gidiyoruz. Bir de israf konusundan bahsettiniz. Hangi konuda ve nedir? Bunu bir açar mısınız? İsraf, israf maalesef her israf bir günah ama sürekli işte arazi israfı, işte insan gücünün israfı, işte genel olarak çevre israfı, şu
kısa vadeli ve sırf işte kara yönelik ya da tüketime yönelik büyüme tarzı maalesef bir takım şey israfa neden oluyor. Ama şey insani israf ve aynı zamanda bütün maddi işte maddi açıdan da çok önemli bir israf söz konusu. Şey araziden bahsettiniz. Yani İstanbul'un sürekli yayıldığını görüyoruz. Bu şehir nüfusunun artmasıyla ilgili yani sürekli göç alan bir kent olmamızdan kaynaklanan bir yayılma mı yoksa başka? Yok etkenle... artık bu göç söyleminden vazgeçmemiz lazım. Bu tamamen yanıltıcı bir söylem. Artık biliyoruz ki 2011'den beri artık İstanbul göç veren bir ildir. Ve İstanbul korkunç bir demografik baskı altında değildir. Ama buna rağmen bu göç söylemi halen kullanılıyor. O belli menfaat grupları tarafından, o işte yeni konutlar, yeni yerleşim yerlerini üretmek üzere. Bunu çok açık bir şekilde söylememiz lazım. Bu kentsel yayılma artık demografik büyümeyle hiç alakası olmayan bir süreçtir. Burada başka mekanizmalar var. Burada o yeni işte kentsel dönüşümle birlikte o İstanbul'un dışındaki yeni işte imara açılmış arazilerle birlikte o yeni özel kamu işte işbirliği içerisindeki büyük toplu konut projeleriyle işte devam eden bir kentsel yayılma. Peki bu konutlar yani artan bir nüfus karşılığında yapılmıyorsa bunlar o zaman... Burada ciddi bir arz talep çünkü bir talep varsa o talep bambaşkadır. Ve o demin yerel ihtiyaçlardan bahsettiğimde bu talepten bahsediyorum. Bir işte belli gelir seviyesiyle belli taleplerde bulunan bir kesim var. Ama o kesim yeni yapılan konutlara giremiyor. Burada bir ciddi bir sorun var. Ve önümüzdeki yıllarda yine yeni israflara yol açabilen bir sorun. Harp Bey, programımızın ismini, konuyu sizin önerinizdi, kentleri yeniden düşünmek. Bu konuda sorunları da duydunuz, zaten biliyorsunuz. Ne gibi stratejiler öneriyorsunuz, neler üzerinde çalışıyorsunuz? Evet. Şimdi ben de bir tespitle başlayayım. Türkiye kentleri 65-70 yıl içerisinde üçüncü kez dönüşüyor. Yani dönüşüm yeni değil. İşte 1950-80 arası Türkiye büyük bir dönüşüm süreci yaşadı. Büyük kentlerimizin hemen hemen yarısı gecekondulu, diğer yarısı imarlı dediğimiz apartmanlaşmış bölgelerden oluşuyordu. Sonra 80'li yıllara geldiğimizde bir siyasetçinin bir yasayla ya bu gecekondu alanlarında yaşam riski var, buraları estetik açıdan düzeltmeliyiz diyerek başlattığı bir süreç var. 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde tüm gecekondu alanları apartmanlaşmaya, kaçak yapılaşmaya dönüştü. Sonra 99 depremi geldi. Ya yanlış yapmışız dedik. Keşke yapmasaydık, keşke yıkmasaydık dedik. Şimdi üçüncü bir süreci yaşıyoruz. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde 70 yıl içerisinde üç kez yıkılıp yeniden yapılan kentleri göremezsiniz. Şimdi bu tespiti doğru yapmamız gerekiyor. Ve her üç dönüşüm süreci içerisinde en çok kaybeden de kent olmuş. İşte rakamları söylediniz. İşte İstanbul'da kişi başına ki hemen hemen bütün kentlerde rakamlar 5 aşağı 5 yukarı
1,5 metrekare ile 2,5 metrekare arasında oynuyor. Bu standartların çok çok altında rakamlar. Bu yeşil alan. Evet, açık alan. Hı hı. Şimdi tabii bu tespiti dikkate alarak bizim geleceğe yönelik bir takım stratejiler üretmemiz lazım. Yaşadığımız coğrafya çok çeşitliliği olan bir coğrafya. Hem kültürel anlamda hem demografik anlamda bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'de 14-15 bin yıl geçmişe gidilen coğrafyamızda yeni bir şeyleri nasıl yapabiliriz diye tartışmamız lazım. Onun için biz atölyeler kurduk. Atölyelerde ne yapmalıyızı konuşmuyoruz. Ne yapmalıyı sorusunun yanıtını herkes biliyor. Ama nasıl yapmalıyız sorusunun yanıtına gelince maalesef bunun yanıtını bulmakta zorluk çekiyoruz. Bunun nedeni de bana göre şu. 70 yılda Türkiye kentleri için maalesef kuram üretemedik. Burada akademiye çok büyük görev düşüyordu. Kent kuramlarını üretemedik bu süreç içerisinde. Hep uygulamadan, kılgı dediğimiz eyleme yönelik şeyler yaptık. Yıktık, yeniden yaptık. Sonra dedik ki keşke yapmasaydık. Şimdi bizim düşünüp, ya yeniden kendimize özgü yeni kent modellerini, yeni kent kuramlarını, yeni kent hikayelerini nasıl oluştururuz diye tartışmamız gerekiyor. O nedenle biz atölyelerde bir 6K stratejimiz var. Bunu her yerde söylüyoruz. Bir, kentlerimiz birbirine benzedi. Kimlikli kentler yaratmalıyız. Kimlik çok önemli. İki, kapasite. Bakın konuştuk işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler kapasitelerini artık doldurdu. Yaşam endeksli kapasite yönetimlerini yapmamız lazım. İstanbul 20 milyona gidiyor. İstanbul'un nasıl yöneteceğimizin modellerini geliştirmemiz lazım. Üçüncü K, kaynak. Biz hep kentlerimizi gayrimenkul odaklı geliştirdik. Adana'da kentsel dönüşüm dedik. Bana göre kentsel dönüşüm değil bunlar. Kentsel dönüşüm sorun çözer. Bizdeki kentsel dönüşüm süreçleri hep sorun yaratmıştır. O nedenle yeni kaynaklar geliştirmemiz lazım. Bu sadece gayrimenkul odaklı, işte arsa, arsanın üzerine imar hakları vererek, yıkarak, yaparak değil. Başka bir şeyler, bilimi, teknolojiyi, tasarımı, yani bu temaları dikkate alarak kent ekonomilerini farklılaştırmamız lazım. Yeni ekonomileri ortaya atmamız lazım. Dördüncü K'mız katılım. Katılımı mış gibi yapıyoruz. Katılımın gerekliliğini, kendimize özgü katılımın gerekliliğini maalesef yerine getiremiyoruz. Kamu özel sivil işbirliğini herkes her yerde söylüyor ama nasıl sorusunu sorduğunuzda buna yönelik çok önemli örnekler yok. Beşinci K'da kalite. Kaliteli çevreler yaratamadık. Bu yaratamayacağımız anlamına gelmez. Müthiş genç bir nüfusumuz var. Tasarımcılarımız var, plancılarımız var. Bizim oturup hep birlikte kaliteli çevreyi bu yaşamsal dokunuşlarla bütün sorunlara rağmen nasıl yaratırızın üzerinde uygulamalı örnekler yapmalıyız. Son K'mız da kurgu. İşte biraz önce söyledim. Kuram, hikaye, birbirine benzeyen kentleri ayrıştırmanın şeyi ayrı ayrı hikayeler yazmaktır. Çünkü tarihsel derinliğimizde, geçmişimizde bu zenginlik, bu çeşitlilik var. Bu coğrafyada hikaye yazmak o kadar kolay ki. Geçmişimizden alacağımız, eski izlerden alıp yeni çizgilere aktaracağımız çok şey var. O nedenle 6K stratejisi çerçevesinde yeni kent modellerini, yenilikçi araçları geliştirmemiz lazım. Bunu kamusuyla, özel sektörüyle, akademiyasıyla, sivil toplum örgütleriyle ortak akıl çerçevesinde nasıl yapacağız? Bunları tartışmamız lazım. Eleştirmek çok kolay. Hep eleştiriyoruz. Ama nasıl yapacağımız üzerinde bir uzlaşma gerekiyor. O nedenle biz kentleri yeniden düşünmek, yani bir üst bakış çerçevesinde vizyon atölyesini kurduk. Amacımız stratejist yetiştirmek.
biraz önce anlatmaya çalıştığım bu 6K stratejisini nasıl gerçekleştireceğini tartışıyoruz. Bu yetmiyor yalnız, bu üst bakış yetmiyor. Bir de aşağıdan yukarıya dediğimiz bu alt bakışı zenginleştirecek halkla yaşayanla tasarımcıyı buluşturacak atölyeler kurduk. Adına TAK dedik. Tasarım, araştırma, katılımın baş harflerinden oluşuyor. 4-5 yıldır müthiş deneyimler yaşıyoruz. Tasarımcıyla sokaktaki insanı bir araya getirerek sorunları birlikte nasıl keşfederiz? Birlikte çözüm yollarını nasıl buluruz? Üst bakışımız kentleri yeniden düşünmek, alt bakışımız mahalleleri yeniden keşfetmek. Bizim bu üç dönüşüm projesinde ıskaladığımız şey mahalle, mahalleli kavramı. Tabii kentlerimiz çok yoğun. Nostalji yapıp eski mahallelere, eski geleneksel yapılarımızı yeniden yaratma lüksümüz yok. Ama oturacağız yeniden kendimize özgü mahalle, mahalleli kavramlarını yeniden keşfederek bir takım model önerileri geliştirmemiz lazım. O nedenle biz atölyelerde 6 tane kavramı hep tartışıyoruz. Bunlar hep bilinen kavramlar. Bilineni yeniden keşfedelim. Vizyon, tasarım, etki, araştırma, katılım, kalkınma. Bunlar hep bildiğimiz kavramlar. Ama biz bu kavramları hep ıskaladık. Şimdi bu kavramları yeniden kiminle yalnız keşfedeceğiz? Vizyonu sadece plancıların, tasarımcıların keşfetmesi yeterli değil. Sokaktaki adamla, bürokratla, politikacıyla birlikte yeniden keşfederek bir şey yapmamız lazım. Tasarım dediğimiz şey sadece bina tasarımı ya da imar planı tasarımı değil. Tasarım dediğimiz şeyin bir süreç olduğunu, bu süreç içerisinde keşfetmekten strateji geliştirmeye, stratejilerin tasarlanmasına, çözüm yollarının tasarlanmasına kadar bir süreç olduğunu bizim sokaktaki insanla birlikte geliştirmemiz lazım. O nedenle hepimiz aynı gemideyiz. Sorunları çok iyi biliyoruz. Ne yapmalıyızı çok çok iyi biliyoruz. Yıllarca hep tartışıyoruz. Ama nasıl yapmalıyız sorusunu sorarak kendimize özgü yöntemleri geliştirmemiz lazım. Ben 33 yıllık şehir plancısıyım. Şunu gördüm. Bizim insanımız görmediği şeye inanmıyor. Hep gördüğü şeyi yapıyor. Onun için 3 kez yıktık, yeniden yaptık kentlerimiz. Takviti çok iyi biliyoruz. Ama oturup biraz hikaye yazmak, biraz kuram geliştirmek, biraz kentleri düşünmek. Kentlerde açık alan nasıl yaratacağız sorusunun yanıtını bulmak. Hepimiz biliyoruz. 1,5 metrekare yeşil alan olan İstanbul'da bunu 2 metrekareye nasıl çıkaracağımızı düşünmemiz lazım. Bakın standartlar 10 metrekareden bahsetmiyorum. O nedenle biraz önce öncelik dedik. Kamu yöneticilerin önceliğiyle halkın önceliği bir olmuyor her zaman. Bizim öncelikleri saptamamız gerekiyor. Bana göre kentsel dönüşümde öncelik açık alan yaratmaktır. Neden? İstanbul'da 2000 metrekare açık alan var. Ölçtük. Yarın bir deprem olsa mevcut yapı stoğunun 1/4 ya da yaşayanların 1/4 bundan etkilense, yarısı demiyorum. 4000 hektar açık alana ihtiyaç var. Yani mevcut açık alan kadar bir misli açık alan yaratmamız lazım. Şimdi soru şu, nasıl? 2000 hektar nedir diye araştırdık. İki tane Şişli ilçesini yeşile boyarsanız 2000 hektar. Bir Bağcılar 2-3 gün gören demek. Ulaşılabilir hedef değil esasında. 2000 hektarı yaratacaksınız. Ve oturduk bir yeşil yol önerdik. TEM'le E5 arasında yapı riskinin en yüksek olduğu, donatı alanların en az olduğu, riskin en fazla olduğu alanda yapıların üzerinden sanal 200 metre genişliğinde bir yol geçirdik. Küçükçekmece ile Pendik arasında 100 metredekileri yıkıp diğer 100 metreye transfer ederiz diye çalışmalar yaptık. Ne kadar çıktı? 500 hektar çıktı. Düşünebiliyor musunuz?
Küçükçekmece ile Pendik arasında 100 metre bir yeşil yol açıyorsunuz yapılan üzerinden. Ancak dörtte birini karşılıyorsunuz. E şimdi 2000 hektara varmak için 1500 hektar lazım. Onun için kuzey-güney yönünde vadileri de dikkate alarak İstanbul'a acilen bir yeşil ağ, yeşil grid ne dersiniz deyin. Bu sanal olabilir. Bunu atacağız, tasarlayacağız ve mısır patlağı gibi her yerden binaların yükselmesi yerine işte öncelik bu alanlarda olacak dememiz lazım. Onun için planlama, bunları adım adım uygulama ama hep ulaşabileceğimiz hedefleri koyarak bunları yapmamız gerekiyor. Ben vizyon konusuna dönmek istiyorum. Bu arada sizin de bahsettiğiniz bazı israf konularına da değinildi burada. Mesela insanların katılımı, bu tak sürecine katılım nasıl? Halk arasında bir heyecan yaratıyor mu? Vallahi 5 yıllık deneyimimi paylaşayım ben. 5 yıl içerisinde umduğumuzdan çok fazla etkileşim oldu. Biz ilk kurduğumuzda Kadıköy'de kurduk. Hemen ardından Kartal'da kurduk. Tabii halkla tasarım, halkla vizyonu, halkla katılımı paylaşıyorsunuz. Bunlar kimi soyut, çoğu da soyut kavramlar. Hı hı. Ama hep önceliğimize onların sorunlarıyla başladık. Bir örnek vereyim. 50'nin üzerinde program uyguladık bugüne kadar. En çok tutan programlardan biri kıyı köşe. Halka şu soruyu sorduk. Yaşadığınız mahallede, sokakta kötü kıyı köşelerin fotoğraflarını çekin bize gönderin. Binlerce fotoğraf geldi. Soru şu. Bunu kimden bekliyorsunuz yapmasını? Belediyeden bekliyorsunuz. Hayır. Belediyenin önceliği belki size gelmeyecek. Belediyenin önceliği başka bir şey olacak. Ama bu kıyı köşe kötüyse gelin birlikte yapalım dedik. Ne yaptık? Sorunu birlikte tespit ettik. Yarışmalar açtık. Her bir yarışmaya 100 ila 150 tasarımcı katıldı. Çalıştaylar yaptık. Oylamalar yaptık. Katılım dediğim şey bu. Sonucunda oylamalar sonucunda elde edilen projeyi birlikte uyguladık. Bakın, sorunu birlikte keşfederek birlikte uygulama. Eğer siz sahiplendirmezseniz her şeyi devletten beklemelidir anlayışıyla kentler 3 kez yapıldı. Neden? Politikacıyla halk anlaştı. Politikacı oy istedi. Neyin karşılığında? Gecekondulara 4 kat imar vereceğim dedi. Onu verdi, kaçak yapılarla işte kentler bu hale geldi. Yani bu al-ver operasyonları kentlerimizi bu hale getirdi. Bundan hepimiz sorumluyuz. Yabancılar tasarlamadı Türkiye kentlerini. Yabancılar planlamadı. Hepimiz aynı gemideyiz. Ben tasarlamadım diye, ben planlamadım diye sorumlu olmayacak anlamı çıkmamalı. Hepimiz bu gemideyiz. Hepimiz bundan sorumluyuz. O nedenle bizim taklarda yapmaya çalıştığımız katılımımış gibi değil, gerçeklik üzerine kurgulamak. Belediyenin önceliğiyle halkın önceliğinin farklı olduğunu bildiğimiz için eğer önceliğine kendini almak istiyorsan güç oluşturman gerekiyor. Siyasi güçten bahsetmiyorum. Maalesef bizde kolaycılığa gidildi. Hep örgütlenmeler siyasi güçle ne kadar imar hakkı alırım, burayı nasıl dönüştürürüm, mahallemi nasıl güzelleştiririm, mahalledeki bu sorunları nasıl çözerim üzerine kurgulansaydı kentleriniz bu hale gelmezdi. Düşünebiliyor musunuz? Bir mahallede yaşıyorsunuz, 1.4 metrekare yeşil alanınız var, çocuğunuzun, torununuzun gideceği açık alanlar yok. Ondan da vazgeçtim, yarın olası bir depremde çadır kuracağınız alan yok. Bir çadır için 7 metrekare lazım. 1.4 metrekare var. Şimdi bunun üzerine düşünmemiz lazım. Peki bu TAK toplantılarında değil, insanlar ilk bu işte imarla mı geliyorlar yani? Evet. Yani siz o söylemi nasıl değiştiriyorsunuz? Nasıl değiştiriyoruz? Biz imarla geleceklerini bildiğimiz için başka önceliklerle daha çok iş için gelen var, imar için gelen var. Onu belediyeye gönderiyoruz. O belediyenin görevi diyoruz.
TAK'ların görevi adı üzerinde. Tasarım, araştırma, katılım. Buna varsanız. Göle bir maya çaldık. 5 yıl içerisinde bizi de aştı bu. Örneğin Kartal'da bir gezicimiz var. Otobüsümüz var. Adı TAK Gezici. Mahalleleri dolaşıyor. Mahalleliyle parkta, camide, meydanda, sokakta, çocukla, yaşlıyla konuşarak 3 aylığına belediye başkanısınız, 6 aylığına belediye başkanısınız. Bu sorunları nasıl çözeriz? İmar istemeyin bizde. İmar belediyenin yetkisinde, ona biz karışmayız. Yaşamı nasıl yeniden birlikte tasarlarız? Şunu gördük, gençlere kod eğitimi veriyoruz. Çocuklara tasarla tak diye programlarla tasarım aşısı veriyoruz. Birden gündemi değiştirmeye başladık. Ve 600 üzerinde tasarımcımız oldu. Taklara, tüm atölyelere 30 binin üzerinde bir şekilde katılımcı etkinliklerimize katılan oldu. Bu deneyimi İstanbul'da kurduğumuz iki tak, vizyon atölyesinin biz yeterli olmadığını anladık. Anadolu'ya açılmamız gerektiğini anladık. Çünkü İstanbul'da yaptığınız bir şeyi Anadolu'yla paylaşmasanız çarpan etkisi olmuyor. Muğla'da Atölye Muğla 1'i kurduk. Amacımız kırsal kalkınma. Kırsal alanda genç kalmamış, kırsal alanda ekonomi çökmüş. Kırsal alanla kıyıyı, kıyıda bir ekonomi var. Muğla'nın Marmaris'i, Bodrum'u. Buradaki ekonomiyle kırdaki ekonomiyi nasıl canlandırırız? Bunlar arasındaki etkileşimi nasıl kurarız? Bakın, bunları hep tasarım yoluyla yapıyoruz. Tasarım dediğimiz oturup çizme değil. Süreci birlikte nasıl tasarlarız? Sorunları birlikte nasıl keşfederiz? Çözüm yollarını birlikte nasıl buluruz? Bu çalışmalarınız şu anda akademik demeyeyim de, yani çalışma bazında bunların hayata geçmesi konusunda ümitli misiniz? Valla ümitliyiz çünkü bazı programlarımız kıyı köşe gibi, bazı programlarımız uygulanıyor belediyeler tarafından. Zaten şöyle bir şeyimiz de var, benim sözüm değil ama Artuklu bilim adamı El Cezir'in çok sevdiğim bir sözü var. Uygulamaya geçmeyen bilim ve bilgi doğruyla yanlış arasında bir yerdir demiş. Biz bu söylemi de dikkate alarak tatları kurduk, atölyeleri kurduk. Kur'an ve kılgı dediğimiz, söylem ve eylem arasında bir yerdeyiz biz esasında. Biraz akademiyanın rolünü çaldık, biraz belediyelerin rolünü çaldık. Farklı bir model oluşturuyoruz. İşte 5. yılımız, gelecek yıl bunu bir model olarak tartışmaya açacağız. Buradan bir deneyim elde ettik biz. Bakın biz sivil toplum adına ne derseniz deyin, sivil toplum örgütü, platform, farklı bir şeyiz. Kendimize özgü bir şey. Bize hangi belediye mekan verirse, hangi belediye çekirdek kadronun ücretlerini verirse biz gönüllü çalışıyoruz. Buradan belediye yapısının değişmesini sağlıyoruz. Türkiye'de sorun şu, önümüzde en büyük engel bu. Hep bilindik kurumlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakın, bilindik kurumlar, bilindik yöntemler. Evet. Belediye yapıları değişmediği sürece, kamu değişmediği sürece, sivil toplum örgütlerinin bilindik düşünce yapısı sadece eleştirme üzerine olduğu sürece bir şey yapamayız. Biz bir şeyi deneyimliyoruz. Hiç kurumsal bir şeyimiz yok. Gücümüz nereden? Gücümüz çoğalıyoruz. Somut şeylerimiz var. Arkamızda da halk var. Bu halk siyasetçi olarak şey konuşmuyorum. Yani mahallede yaşayan. Evet, ama mahalle. Çünkü o soruna kendi sahiplenecek. Onu hissediyor musunuz? Tabii ki hissediyoruz. Mesela tasarımcılarımız da çok şey öğreniyor. Gaziantep'te Dünya Bankası bizi gözlemledi. Takları gördü. Ya müthiş işler yapıyorsunuz. Gaziantep'te dedi, bir projede dedi, sosyal etki tasarımı yapar mısınız? O tür kavramlarımız var bizim. Sokakta insanlarla, özellikle kadınlarla tasarımcıları bir araya getirdik. Maketler yaptık, sokaklara tebeşirle çizdik.
gelecek yaşamlarına ilişkin beklentilerini aldık. Orada mesela ilk istenen şey imar falan değil. Dam istiyorum dedi insanlar. Bizim genç tasarımcılar şaşırdı. Dam nedir? Dam. Şimdi dam Anadolu'da biliyorsunuz bir yaşam alanıdır, üretim alanıdır. Şimdi bunu çok katlı, daha yoğun bir alanda nasıl? Bakın, bu çok önemli bir soru. Mahallelerimizde sosyalleşme alanları kayboldu. Evet. Mahallelerimizdeki sosyalleşme alanları AVM'ler oldu. AVM'ler bunları karşılar hale geldi. Bir şeyleri karşılıyor ama bir takım sorunları da doğuruyor. O nedenle bizim bu kadar yoğun yapılaşma içerisinde bu sosyalleşme alanlarını ya da bizim deyimimizle biz etkileşim diyoruz. Etkileşim alanlarını, bu sadece mekansal olarak değil, bu zihinsel olarak da olabilir, sanal olarak da olabilir. Bu alanları nasıl yaşayacağız? İşte tatlar bunları yapıyor. Siz aynı zamanda sosyal etki değerlendirmeleri de yapıyorsunuz. Bu konuyu biraz açalım. Biraz önce de gösterdik. İstanbul 100 kent arasında sosyal konuda 90. Siz ne gibi sorunlar tespit ettiniz bu konuda? Biz şöyle bir program başlattık vizyon atölyesinde. 10 proje onlarca etki diye. İstanbul'dan 10 tane kentsel dönüşüm alanı seçtik. Bildiğimiz alanlar. İşte Fikir Tepesi'nden Kuş Tepesi'ne kadar. Burada mekan ve yaşama olan olumsuz etkileri çıkardık. Şimdi Türkiye 3. dönüşüm sürecinde boş alanda inşaat yaparak ya da gayrimenkul geliştirerek büyümüyor kentler. Yapılaşmış, yaşamın olduğu yerde bir şeyleri yıkıp yeniden kuruluyorsunuz. O zaman şu soruyu soracaksınız. Bu dönüşümden mekan nasıl etkileniyor? Orada yaşayanlar nasıl etkileniyor? Şimdi Fikirtepe örneğini alacaksınız. Fikirtepe bundan 4-5 yıl öncesine kadar iki katlı çoğunlukla yapılardan oluşan bir mahalleydi. Şimdi orası bir travma yaşadı. Belleklerimizden o silindi. Oraya öyle bir şey yapıldı ki yepyeni bir bloklaşma. Şimdi şaşırıyorsunuz. Yani o dokuya uymadı o. O mekan travma yaşıyor. Aynı zamanda yaşayanlar. Bunların hepsi gitti. Ne kadarı geri dönecek soru işareti. Döndüğünde ne bulacak? Ne umdu ne bulacak? Bir de maddi olarak gelebilecek mi? Bütün bunu. Ama orada bir pazarlık vardı. Orada belediyeyle orada yaşayanlar bir pazarlık sonucunda o hakları aldılar ve serbest piyasa koşullarında bunu paylaştılar. Buna da kentsel dönüşüm dedik. Değil. Bakın biz 100 tane kentsel dönüşüm tanımını İngilizceden Türkçe'ye çevirdik. Bu tanımı her yerde kullanıyorum. Kentsel dönüşüm gayrimenkul geliştirme değildir. Gayrimenkul geliştirme piyasa güçleriyle olur. Bizde her şey piyasa güçleriyle oluyor. Soru devam ediyor. Nedir kentsel dönüşüm dediğimizde? Kamusal desteğe gereksinim duyulan, özellikle yoksulluk alanlarında ekonomik ve sosyal boyutları içeren uzun vadeli eylemler bütünü. İşte biz 3 kere yıkıldık, yapıldı bizim kentlerimiz. Hep mekan değişti. Ekonomik ve sosyal gelişmeye yönelik maalesef hiçbir şey yapamadık. Bizim de vaktimiz maalesef bitti. Aslında sohbeti daha devam etmek istiyordum ama bugünlük bu kadar. İşte İstanbul girişiminin hazırlayıp sunduğu programımıza burada son verirken Faruk Bey'e, Jean-François Bey'e çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. İyi günler.